Efendim? Günaydın. Günaydın. Kahvaltı? Geliyorum. Niye öyle bakıyorsunuz? Dün geceden beri gülümsemeyi başaran ilk kişisin. Hepimiz güldük ya. O sinirdenmiş. Dün akşam çok düşündüm. Tamam, Nükhet'in bebeği kaybetmesi çok trajik bir durum. Ama belki de doğsaydı daha da mutsuz olurdu. Zülal de kendine bir yol bulacak. Ben Namık Zülal'e göre değil dediğimde bana inanmamıştınız. Bakın yaşayıp gördünüz işte. Herkese günaydın. Günaydın kızım. Günaydın yavrum. İşte eski yerime oturdum. Her şeye rağmen yine hep birlikte olmamız çok güzel. Namık geldi mi kızım? Henüz gelmedi efendim. Gelince hemen bana haber ver. Ha bu arada bir de Necat İkinci'yi bağla bana. Bağlıyorum Fırat Bey. Biraz daha otursam geç kalacağım. Ben yalnız mı kalacağım? Ben varım. Sen işe gitmiyor musun? Sabahtan sadece Eda ile bir toplantım var. Bütün işlerimi pazartesi erteledim. Bir günlük tatilden şirket batmaz, değil mi? Telefonunu buldun mu? Hı hı. Hastaneden dönerken otelden aldım arabayı. Efendim? Fırat, Andaç görüşmek isterler. Bağlayın. Merhaba Necat. Merhaba Fırat Bey. Nasılsınız? Vallahi bütün bu yaşadıklarımızdan sonra nasıl olabilirim ki? Söyleyecek neyim olabilir ki? Yanlış anlamazsan oğlum adına senden 1000 kere özür diliyorum Necat'cığım. Sizi nasıl utandırdığının farkındayım. Ayrıca özür dilemeniz büyük bir incelik. Çok zarifsin Necat, çok teşekkür ederim. Ben şey için rahatsız ettim seni, hani hatırlarsan kulüpte bir yemek sözümüz vardı yarın akşama. Yani eğer damın yaptıklarından beni sorumlu tutmazsan ve o yemeği bu geceye alırsak çok memnun olurum. Yani tabii olmaz da diyebilirsin, hiç kırılmam bak ona göre. İş iştir, tamam. Nerede? Kulüpte mi? Evet, kulüpte. Orada daha rahat konuşuruz diye. Peki, akşam görüşürüz. Teşekkür ederim, görüşürüz. Oğlu adına özür diliyor. O adamla iş mi yapacaksın? Mithat'ın ortaklığını ben devralacağım. Nejat, Fırat Bey damın babası. Adam oğluyla işini karıştırmıyor. Hem böyle büyük bir şirkete ortaklık... Bizim için, ailemiz için iyi bir güvence. Ben de bunu Namık'la karıştırmıyorum. Ben çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Halil'i görmeye gidiyorum. İyi şanslar. Güle güle. Dönünce görüşürüz. Görüşürüz. Biraz heyecanlıyım galiba. Demek ki babamı da sevmişsin. Sevdim tabii. Bana çok emeği var. Dönecek.
İçimden bir ses öyle diyor. Biraz naz yapacak ama dönecek. Sana ne oluyor bu aralar? Pek keyiflisin. Gözümden kaçmadı. Galiba her şeyi olduğu gibi kabul etmekle başlıyor. Nejat'tan vazgeçtim. Bir kardeşimin olduğunu öğrendim. Okula geri döndüm. Bu arada yeni bir şeyler oldu. Çalışmaya başladım. Hayran olduğum bir hocamın yanında çalışıyorum. Gelecekteki işimi nasıl yapacağımı öğreniyorum. Hocan kaç yaşında? Bak şimdi. Neye takıldın? Yürü. Annenim ben senin. Sesinin tonundan anlarım. Hocam benden çok büyük. Olmaz öyle şey. Lütfen o asla istemediğim konuşmalardan birini yapmayalım. Allah Allah. Ulan insan istese bile senin yaptığın hataları yapmaz be. Namık, sana bir psikiyatra görünmeni öneriyorum. Yani bu hem bizim ruh sağlığımız açısından hem de senin ruh sağlığın açısından son derece iyi olacak. Defalarca aynı açıklamayı yapmaktan bıktım. Bana evliyken bir hata yapmışım muamelesi yapmaktan vazgeçin. Keşke öyle yapsaydın. Hiç olmazsa tamam çocuk bir hata etmiş derdik. Karın seni affetsin diye gider ikna etmeye çalışırdı. Ama senin söylediğin şeye bak. Oğlum bu senden çok beni ilgilendiriyor. Benim soyumu ilgilendiriyor. Orada kadının biri hamile. Karın evde hamile. O zaman için rahat etsin. Öyle bir bebek yok artık. Sanırım nüket düşürdü. Ben de oradaydım. Şimdi izin verirsen işlerimi yapabilir miyim? Sonra bitirip gidip Zülel'i görmem gerekiyor. Evliliği bitme noktasına gelmiş bir adam olarak seninle sakin konuşmayabilirim. Ne oldu? Zülel'e ayrıldı mı evden? Her şey istediğin gibi ilerliyor baba. Soyuna yakıştıramadığın gelinin de torunun da gitti. Biraz sevinsene. Bayram et. Çorba hazır. Getir kızım. Biraz çorba içer misin? İstemiyorum. Aa, lütfen ama. Bak çok kan kaybettin. Kendini toparlaman lazım. Anne daha sonra. Nüket. Sen gitmeyecek misin? Hayır. Bugün seninle kalacağım. Hadi aşkım. Gidiyor musun? Evet, çıkıyorum. Dışarıdan bir şey ister misin? İster misin? Ay yok, sağ ol. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim hasta. O durumunu atlatsın. Sizinle tekrar görüşebilmek için ısrar edeceğim. Girebilir miyim? Tabii buyurun.
şey içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Çok kalmayacağım. Nasılsın? Daha iyiyim. Gelmene çok sevindim. Çok tuhaf bir his. Bir sürü gizemli şeyin olduğu bir yerde gibi. Baban burada öldüğü içindir. Ruhunu hissediyorsundur. Belki de. Daha ne kadar dinleneceksin? Birkaç gün daha. Hadi kendine gel de ara, çıkalım. Tamam. Eda ile bu yakınlarda bir yerde buluşacaktık. O yüzden bir uğradım. Sahi Eda ne yapıyor? Namık'ın yaptığı onca rezillikten sonra herhalde sana yaklaşmaya korkuyordur. Biz Eda ile sadece arkadaşız. Namık yüzünden aramızda bir sürü problem yaşanmış olsa bile bu onun sorunu değil. O kadar. Sadece o kadar. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Hadi görüşürüz. Hiç zahmet etmeyin. Ben yolu biliyorum. Teşekkürler. Falan dedi. Başka? Herhalde bir mecburiyetin oldu buraya dönmek için falan dedi. O kadar. O kadar. Bir daha gelirse ortalıkta görünme. Fahri Bey'in ölümüyle ilgili garip şüpheleri var. O hastalıklı düşüncelerden sıyrılamadı. Sen çok yıprandın diye düşündüm. Benim Namık diye bir kardeşim yok artık. Bir gün gelir onu affedersin. Kardeşin. Onun yüzünden bütün sevdiklerim zarar görüyor. Ailem, sen. Nükhet nasıl? Bebeği düşürdü. Ne zaman oldu bu? Dün gece. Namık söylemedim sana. Dün en son Namık'ı ölü üzeri gördüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Zülen nasıl? Eve döndüm. Namık'tan ayrılacağım. Ne yapıyorsun? Hiç. Pek bir şeyim kalmamış. Evden eşyalarımı nasıl getiririm diye düşünüyorum. Kişisel şeylerim, babamın yazdığı mektuplar, fotoğraflarımız, her şey orada. Dur bir dakika. Önce bir sakin düşün. Verdiğin karardan emin olunca gidilir, eşyaların alınır. Sence emin değil miyim? Bebeğin aklını karıştırıyor. Bana öyle geliyor. Doğru. Düşünüyorum. Ama kararımı verdim. Peki Namık? Hakkında hayırlısı neyse olsun kızım. Hayatın bundan sonrası sen nasıl istersen öyle olsun. Ben de, Esed de, bundan sonra neyi tercih edersen et, hep yanında olacağız. Thank you.
kız hiç laf dinlemiyor. Gideyim mi? Niye geldin ki? Geç. Senin karınım. Değil mi? Öylesin. Burada mı kalıyoruz? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Üstün başın berbat. Ütü alamadım daha. Alınca ütümü de yapacağım. Elinden bir o gelmez. Gelmesin. Çalıştırmıyor da ütülü takım istemiyorlar zaten. Dönmeyecek misin? Cevap versene. Şimdilik böyle iyiyim. Sen beni çok kırdın Nusret. Biliyorum. Sana hak veriyorum. Ama dönmeni istiyorum. Evine dön. Ben seni durağa kadar bırakayım. Mimarlık öğrencilerin fotoğrafları. Fransa'daki şatoları çekmişler. Hepsi de birbirinden muhteşem. İnsanın gidip göresi geliyor. Gidelim. Gidelim. Gelmez misin? Hocam oralar çok pahalı. Hem annemlere ne derim? Hocamla şatoları görmeye gidiyoruz dersin. Güzel bir fikir ama hayal olarak kalır. Ben Züler ve Necat olmadan şehir dışına bile çıkamam. O zaman onları da davet ediyorum. Bir sorarım. Benim şu fotoğrafları basmam gerekiyor. Gelip alacaklar. Başına maliye tablosu. Ben de öyle düşünüyorum. Bizim iyi bir reklam firmasıyla çalışmamız lazım. Bizi doğru yansıtacak bir firma. Sen bu kısmını bana bırak. Bildiğim birkaç yer var. Bir şeyler hazırlatırım, aralarından birini seçeriz. Tamam, sen de. Eğer bittiyse ben müsaadeni isteyebilir miyim? Tabii. Holding'e mi? Hayır, eve. Çok dağılmıştın. Kek yapıyorum. Beni bekleseydin kızım ben yapardım. Ben yapmak istedim. Düşüncelerimden uzaklaştırıyor biraz. Tadına baksana. Nasıl olmuş? Nefis. Akşama birlikte yeriz. Gerçekten iyi misin? Karnında bebeğin varken elinden ne kadar geliyorsa o kadar iyi olman lazım. Değil mi?
bugüne kadar hiç doya doya yapamadım. İzin verir misin? Eriyor. Biz de bakalım kimmiş? Dur, yüzün gözün onun içinde. Karımı görmeye geldim. Nerede? Mutfakta. Sesleneyim. Edilmiş gibi hissediyorum. Evlilik senin ve Zülal'in evliliği. Konuşacaksanız biz yokken konuşun. Ayrıca biz kimseyi yargılamayız Namık. Sadece Zülal'in vereceği kararlara saygı gösteririz. Ya siz Evset Hanım? Feride Hanım'ın da dediği gibi biz sizin kararınıza saygı duyacağız. Bakılmayacak bir insanmışım gibi davranıyorlar. Gurur mu duymanlar? Kızlarına ihanet etmiş biri değilim. Kendini haklı ve masum gördüğün sürece her zaman kaybedeceksin. Kendimi haklı görmüyorum. Seni çok seviyorum Zülal. Seni başka hiçbir kadını sevmediğim kadar çok seviyorum. Bebeğimin babasız büyümesini istemiyorum. Senden ayrı yaşamak istemiyorum. Düşüncesi bile beni çıldırtıyor. Gidecek kadar sevmiyor musun? Ve sevdiklerimin üzerine yemin ederim ki seni sensiz yapamayacak kadar çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki burada olmanı bile kıskanıyorum.
mücadele edeceğim. Çocuk için sorun çıkartır. Dünyanın her yerinde eğer anne sağlıklıysa çocuk onundur. Yavrum, eğer kararlarından eminsen her zaman her şey için yol bulunur. Arabam şurada. Seni eve bırakabilir miyim? Şuradan otobüse bineceğim. Hemen evin yanında ineceğim. Pekala, sen bilirsin. Yine de teklif için teşekkür ederim. Melek, yarın sabah stüdyodan önce birlikte kahvaltı edelim mi? Olur. Dersim yok. Tamam. Çıkarken ararsın o zaman. Tamam. Ararım. Hoşça kal. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ya dün için kusura bakmayın. Rica ederiz efendim. Fırat Bey şu masada sizi bekliyor. Teşekkürler. Hoş geldin Necat. Otur. İnan yüzüne bakmaya utanıyorum. Sizlik bir durum yok. İçer misin? Lütfen. Aynında. Olmaz olur mu? Bak Necat, elimde büyümüş sayılırsın. Ya onun için seninle bu kadar rahat konuşabiliyorum. İnşallah bir gün o da adam olacak. İnşallah. Zaten Zülal'den ayrıldığı için son derece pişman. Ders olursa ona bir tek bu ders olacak. Ha, bu arada senden bir ricam olacak. Sakın Eda'yı suçlama, olur mu? Ya anladığım kadarıyla o da sana karşı kendini suçlu hissediyor. Eda'yı çok iyi tanıyorum. Onun durumunun farkındayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu devirde senin gibi bir adam bulmak çok zor. Müthiş bir adalet duygun var oğlum. Aksi başkalarının problemi. Oğlunuz gibi, başkaları gibi. Yalan dolan işler çevirenler hayatımızdan el elim gidecekler. Sen bu haldeyken sana bunları anlatıyorum diye alınmıyorsun değil mi? Yok. Aksine hoşuma gidiyor. Seni böyle yine gülerken görmek beni de mutlu ediyor. Aslında gülmemem lazım. Belki de yine kendi kendime gelin güve oluyorum. Kahvaltıya çağırmış. Ama eskiden de okulda kantinde hep kahve içerdik. Fransa'ya gidelim demiş. Sahi siz de geleceksiniz değil mi? Tabii ki hayır. Ama senin gitmen için izin koparmana yardım edebilirim. İnşallah giderim. Melek, sen aşık oluyorsun, farkında mısın? Yine olmayacak bir şey. Zülal, öyle demek istemedim, özür dilerim. Ya Zülal, zor bir şey işte. Benden çok büyük. Babam duyarsa beni öldürür. Sen ne kadar aceleci bir kızsın. Daha ortada bir şey yok. Sanki hemen yarın evleneceksiniz de baban izin vermiyor. Biliyorum, çok erken. Belki bana deli diyeceksin. Ama onda bir şey var.
Bugün öyle hissettim. Sanki o benim geleceğimdeki kişi. Bak bak bak. Hani öyle şeyler hayatta olmazdı? Necat arıyor. Alo? Uyumamışsın, güzel. Uyumadım. Melek'le odamdayım. Sen neredesin? Evin önündeyim. Hadi çık. Dışarı bu saatte. Hadi Melek'e de söyle, o da gelsin. Ne zamandır yapmıyoruz. Biraz sizi dolaştırayım. Sezonun ilk dondurmasını yiyelim ha. Hazırlanın, dışarı çıkalım diyor. Ben zaten hazırım. Hadi. İyi, tamam, geliyoruz. Tamam, bekliyorum. Hadi. Bir ara gidip bana alışveriş yapalım. Ya da eve gidip eşyalarımı alayım, yoksa bir süre daha senin eşyalarını idare etmek zorunda kalacağım. Hiç dönmeyecekmişsin gibi konuşuyorsun. Öyle düşünüyorum. Nasıl mutluysan öyle yap. Hayat bir kere. Evet, hayat bir kere. Teşekkür ederim kardeşim. Bir şey değil ablacığım. Hadi. Hadi. Aa, cep telefonumu unuttum. Boş ver, bu saatte kim arayacak? Kızlar? Hayrola, nereye? Dışarı çıkıyoruz. Aa. Nejat bizi kaçırıyor. Nejat nerede? Kapıda. Çok geç kalmayız herhalde. Hadi. Nereden çıktı akşam akşam? Nerede kaldınız ya? Sizlere kıyafet bakıyorduk. Hı-hı. Çok şeker olmuş. Oğlum, nereye gidiyorsunuz? Biraz dolaşacağız. Hadi siz de gelin. Ailemsiniz. Hadi size iyi eğlenceler. Kızlar bana emanet. Merak etmeyin. Hadi buyurun kızlar. Sevindim. Eskiden de böyle yollara düşer deli deli şarkılar söylerdik. Nejat o zaman ehliyeti daha yeni almıştı, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Neydi o şarkı? Engel mi mesafeler aşk yoluna, meşk yoluna. Değer mi hiç sebepsizken ayrılığa. Baş koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meşk yoluna. Bulurum kaftana çıksan da. Aşıklar anlar benim her halimi, sevdiğimi. Dünyada bensiz bırakmam seni. Yalnızlar anlar benim her halimi, sevdiğimi. Hayatta terk etmem seni. Nejat, yaparım bilirsin. Delim, gözü kara delim. Yakarım babayı da yakarım. Ben bulurum, seni yine bulurum. Olurum, yine senin olurum. Delim, gözü kara delim. Yakarım babayı da yakarım. Ben bulurum, seni yine bulurum. Olurum, yine senin olurum. Yaparım bilirsin. Vallahi bravo. Bütün şarkıyı hatırlıyorsunuz. Ne zaman, nerede duysam hep seni hatırladım. Ben de. Hatta bir gün Almanya'da bir Türk lokalinin önünden geçiyordum. İçeride o sırada bu şarkı çalıyordu.
Kaldırımda oturdum, şarkı bitene kadar dinledim. Şurada duralım mı? Kesinlikle. Bizim eski dondurmacı. Herkese iyi geceler. İyi eğlenceler. Sen bizi mi takip ediyordun? Karıma daha yakın olabilmek için evin önünde bekliyordum. Sonra hepinizi çıkarken gördüm. Bir sakıncası mı var? Karımın içinde bulunduğu durumu atlatması için gece gündüz yardımcı olman gözlerimi yaşartıyor. Kuzen Nejat. Ne saçmalıyorsun sen be? Salakça bahanelerle içine düştüğün durumdan çıkma savaşları. Ha? Sen benim varlığımdan rahatsızlık duyacağına kendinden rahatsızlık. Şu haline bak, yaptıklarına bak. Nüket sana hamileyim dediğinde hem benim, Nüket'in, karının gözünün içine baka baka pişkin pişkin evet diyor. Eğer bu durum açığa çıkmasaydı biz hala hiçbir şey bilmiyor olacaktık. Sen de masum pozlarıyla evliliğine devam edecektin. Önemli bir şey değil. Ta ki hamileyim diyene kadar. Namık seni gebertir. Dikkat et laflarına. Nüket benim kardeşim. Sen Burcu'da da masumdun değil mi? Kendi zevk maceraların yüzünden şirketini batma noktasına getirdin. Söylesene bana. Sürek sen mi karşılığını söyledin? Yoksa baban mı Burcu meselesini yayılmasın diye durumu idare etmek için Zülal'i anlattın? Ha? Adam mısın sen lan? Nejat, benim evliliğim neden senin problemin oldu? Hiçbir şey bilmeden de Zülal'in benimle evlenmemesi için elinden geleni yaptın. Sen hiçbir zaman güvenilir biri olmayacaksın. Nüket'ten önce Burcu, Burcu'dan önce Nüket, falandan önce filan. Keşke haksız çıksaydın. Keşke Zülal'i mutlu edebilseydin. Ama adım gibi eminim. Zülal bugün sana dönsün. Sen yarın yine bildiğimiz Namık olacaksın. Namık, beni Zülal'in yanında böyle konuşturma. Karnında senin bebeğini taşıyor. Hem artık bundan sonra sizin ilişkiniz benim karışmak isteyeceğim en son şey. O zaman ağzından çıkalım. Bizim ilişkimize karışma. Söz konusu kardeşin olduğun için hassassın. Bunu anlıyorum. Bu görüşmeleri talep edenin kardeşin olduğunu kabullenmen de zor. Bunu da anlıyorum. Ben de sana kardeşin her gece yatağında diyecek kadar yüzsüz bir adam değilim. Kardeşine kaç defa bu bir ilişki değil, uzatmayalım dediğimi kalkıp da sana anlatmayacaktım. Sen de bunu anla. Bana dön. Evine dön. Eğer Nüket'i isteseydim onunla evlenirdim. Ama ben seni ve çocuğumuzu istiyorum. Sana en değer verdiğim şeylerin üzerine yemin ederim ki ben senden önce çok boş bir adamdım. Ama seninle bambaşka bir adam oldum. Bana son bir şans ver. Eğer çocuğumuzun senin gibi büyümesini istemiyorsan evimize dön. Bir baba, bir eş olarak her ne hata yaptıysam telafi etmeye hazırım.